Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çiçek çalışması yapacağız. İlk bakışta her ne kadar tığ örgüsü gibi görünse de 3 sırada şişle yapılan bir model. Daha çok yabancı sitelerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu model. Böyle lastikle beden arasına koyulabilir, bebek hırka ve yeleklerinde robanın bitimine koyulabilir. Çok şık bir model. Böyle baktığımızda zor gibi görünse de 3 sıradan oluşan kolay bir model. Dilerseniz başlayalım. Bunu ters sırada da koyabiliriz arkadaşlar. Düz sırada da koyabiliriz. Ben ikisini de size anlatmaya çalışacağım. Bir modelde tersten kuracağım. Bir modeli düzden kuracağım. Dilerseniz başlayalım. Bir kenar ilmeğimi aldım. Şöyle görebiliyorsunuz. Tersten arkadaş, yani örgümün düzünden ama ters olarak koyacağım arkadaşlar. Şimdi şişimizi ilmeğimize geçirdik. Normalde şu şekilde normalde örüyoruz. Bunu bir doladım. 2 3 Şişimizi 3 kez dolayıp çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar. 3 kez. Şimdi tekrar geçiriyorum. Bakın şöyle daha net. 1 2 3 Doladım, çıkardım. Tekrar yapıyorum. Şişimi ilmeğime geçirdim. 1 2 3 3 kez dolayıp çıkardım. 5 tane olana kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1, 2, 3, 4. Son kez yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. İlmeğimi çıkardım. Şimdi bir ilmeğimizi hiçbir işlem yapmadan bir tane ters örüyoruz. Şimdi tekrar ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3. 3 kez dolayıp çıkarıyoruz. Tekrar 1, 2 3 Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. 2 3 Şimdi 3 tane yaptık. 5 tane olacak. 1 2 3 Tekrar bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 kez doluyorum. İlmeğimi şişten çıkarıyorum. Bir tane ters örüyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemi uygulayarak devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Çok basit arkadaşlar. Basit ve farklı bir model. Bakın bir düzümden sonra 3 tane ördüm. Aynı işlemi 5 ilmekte yapıp bir ilmeği hiçbir işlem yapmadan ters örüyoruz arkadaşlar. 5 adet oldu. Şimdi bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar aynı işlemle devam ediyorum. 1 2 3 ve ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 1 2 3 İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde. Bir, iki, üç. Şimdi bir ters ilmek ördüm. 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3. Örneğimiz 6 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 5 tane dolama işlemi yaptığımız, arada bir tane düzümüz var. 6 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 1 2 3 kez dolayıp çıkarıyorum. Gayet kolay ilk sıramız arkadaşlar. İkinci sıramızda belki biraz yeni örgüye başlayanlar biraz zorlanabilir. Onu da şimdi hep birlikte göreceğiz.
Evet, ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıramızla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar bakın doladığımız ilmekleri bu şekilde diğer şişimize örmeden alıyoruz öncelikle. 3 4 5 Bakın şimdi ipimi bu şekilde geçirdim. Yine örmeden şişlerim, ilmeklerimi diğer şişime alıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi ipi iyi takip edin arkadaşlar. Aldım. Şimdi bu şişime geçirdim. Tekrar ipi doluyorum. Yani buradaki mantık arkadaşlar 5 tane ilmeğin etrafından ipi doluyoruz. O şekilde düşünün. Şimdi tekrar geri aldım. İpimi bu tarafa aldım. Tekrar bu şekilde bakın. Arkadan 3, önden baktığımızda 2 kez dolandı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Düzümüzde 1 düz örüyoruz. İpimi alıyorum bu tarafa. 1 2 ilmeklerimizi örmeden bu şekilde şişten diğer şişimize alıyoruz. Bakın. 5 tane ilmeğimi örmeden aldım. İpimi doluyorum. İlmeklerimi diğer şişe geçiriyorum. Tekrar ipimi doladım. Tekrar diğer şişime geçirdim. Bir kez daha doluyorum. Bakın. Aynı işlemi burada 3 dolama olana kadar videonu da takip edersiniz arkadaşlar. Bakın 2 bununla birlikte 3. Önden görünümümüz 2 olacak arkadaşlar. Baktığımızda önden 2 tane oluyor. Şimdi bir düzümü örüyorum. Tekrar ipimi aldım. Şişlerimi, pardon, ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan diğer şişime bu şekilde geçiriyorum. İkinci sıramız da çok kolay arkadaşlar. Sadece eli alışkın olmayanlar için örgüye şişleri, ilmekleri bir o tarafa, bir bu tarafa almak biraz zor olabilir. Bakın. Geçirdim. İpimi aldım. Tekrar diğer şişime geçirdim. İpi doluyorum. Son kez şişime geçirip evet bitti arkadaşlar. İpimi öne alıyorum. Bir düz örüyorum. Bakın arkadaşlar. Tekrar ipimi geçirdim. Bir iki üç dört beş. Örmeden bu şişimize geçiriyoruz ilmekleri. İpimi doluyorum. 5 ilmeğimi diğer şişime alıyorum. İpi bu şekilde alıp tekrar diğer şişime alıyorum. Son kez doladım. Evet. Bunda da işlemimizi tamamladık arkadaşlar. İpimizi de öne atıp bir düz örüyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 Evet. İpimizi yine aynı şekilde doluyoruz. Bakın arkadaşlar. Yani ilk yaptığımda söylediğim gibi mantık bu 5 ilmeğin etrafından bu ipimizi birkaç kez doluyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar
Diğer işime geçiriyorum. Doladım. Son kez dolayıp bir düzümü örerek bu sıramı da tamamladım. Aslında bakın arkadaşlar, modelimiz çıktı. Arkadan 3 tane dolanmış gibi görünüyordu. Önden 2 kez dolandı arkadaşlar. Modelimiz bitti sayılır. Bu sıramızı ters örüyoruz. Şu dişlerin çıkması için arkadaşlar. Bakın şu dişli görünümün oluşması için. Aslında bakarsak yani 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modelimiz 2 sıraya atlatırsak bundan sonrası çok kolay. İlmekleri hiçbir şey yapmadan normal ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu örneğin düz tarafından kurulumdu arkadaşlar. Bence bu daha kolay ama ters tarafı da ben anlatmaya çalışacağım. Birkaç sıra düz ördükten sonra size hangisi kolayınıza giderse o şekilde yaparsınız. Çok zevkli bir model arkadaşlar. İlk bakışta hani zor gibi görünse de eliniz alıştıkça çok daha rahat yapabilirsiniz. Evet, bakın modelimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Bu ipleri modelimizi yaptıktan sonra elinizle düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sıramı da ters örüyorum. Bakın arkadaşlar, modelimizi 3 sırada tamamladık. Ben birkaç sıra düz örüp modelimizi bu şekilde nasıl kurarız, tersten nasıl kurarız, bir de onu göstereceğim arkadaşlar. Siz hangisi kolayınıza giderse o şekilde devam edersiniz. Ben düz sıramı örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz düzümü ördüm. Şimdi tersten nasıl yaparız onu göstereceğim. Örneğin düzünde ilmeklerimizi ters alarak örmüştük arkadaşlar. Şimdi düzden yapacağız aynı işlemi. 1 2 3 3 kez doluyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 3 kez dolayıp ilmeğimizi geçiriyoruz. Tekrar 1 2 3
Aynı şekilde 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bakın arkadaşlar, 5 tane oldu. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3. 3 kez dolayıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 tane dolama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. 1, 2, 3. 5 tane doladım. Bir tane düz örüyorum. Tekrar düzden 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir, iki, üç kez doluyoruz. İlmeğimizi çıkarıyoruz. Bir, iki, üç. Pardon arkadaşlar. Şimdi bir tane düz örüyorum. Tekrar dolama işlemiyle devam ediyoruz. İlmeğimi geçirdim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben şimdi tersten ve düzden kurulumu anlatacağım arkadaşlar. Sizin hangisi kolayınıza giderse o şekilde yaparsınız. 2, 3. Çünkü boynunda ve parmağında örenler için arkadaşlar, düz ve tersler bazen daha zor ya da daha kolay olabiliyor. Yani düz örgüyü daha kolay ya da ters örgüyü daha kolay yapabiliyorlar. Ona göre hangisi kolayınıza giderse o şekilde yaparsınız. Doladım. Bir düz örüyorum. Tekrar dolama işlemiyle bitireceğim arkadaşlar. 2, 3. 1, 2, 3. Sonları üstten doladım arkadaşlar. Fark etmez yani, üstten ya da alttan ne şekilde atıyorsanız ilmeğinizi o şekilde yapabilirsiniz. 2, 3. Böyle daha kolay gelirse bu şekilde de yapabilirsiniz. 1 düz örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Burada görmüştük arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi örmeden önce şişimize bu şekilde geçireceğiz. 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi ipimizi doluyoruz. Bakın arkadaşlar, bir kez doladım. Şimdi bu şişime geçiriyorum. Tekrar doluyorum. Tekrar diğer şişime alıyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi burada bir ters örüyorum. Tekrar ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlmeklerimi çıkardım. Bir doladım. Bana arkadaşlar diğer ilk yaptığım gibi daha kolay geldi. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geçirdim. İpimi aldım. Doladım. Bakın arkadaşlar, bir kez doladım. Tekrar şişime geri aldım. İpimi attım ve bakın
iki kez dolama işlemi yaptıktan sonra bir ters ördüm. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 İpimi doluyorum. İlmeklerimi diğer şişime geçiriyorum. Tekrar bu şekilde alıyorum. Bakın, bir kez daha doladım. Son kez diğer şişime geçirdim. Bakın, ipimi öne alıp bir ters örüyorum. Şimdi tekrar ipimi geçirdim. 1 2 3 4 5 Örmeden ilmeklerimi alıyorum. İpimi doluyorum. İlmeklerimi diğer şişime geçiriyorum. Tekrar bu şişime alıyorum. Son kez dolayıp bir ters örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde kurulum bana daha kolay geldi. Siz dilerseniz, ben göstermek istedim ters ve düzden, çünkü yanılmayasınız diye bazı videolarda bu şekilde tersten kuruluyor. Ben bu şekilde daha kolay yaptım. Ama siz dilerseniz, dediğim gibi, nasıl kolay olursa. Şimdi ipimi alıyorum. Tekrar örmeden ilmeklerimi şişime geçiriyorum. Bakın. Son ilmeğimi de geçirdim. İpimi doladım. Tekrar şişime geçirdim. Tekrar doladım. Tekrar geçirdim. Son kez dolayıp bu sıramı da tamamladım. Evet arkadaşlar, şimdi son sıramızı düz örerek modelimizi tamamlıyoruz. Hiçbir şey yapmadan sadece düz örüyoruz arkadaşlar. Eğer örneği böyle tersten kurarsanız son sıramız düz oluyor. Düzden kurarsanız ilk anlattığım videodaki gibi, yani ilk sırada, ilk kurduğum örnekteki gibi başlarsanız da son sıramız ters olarak örülüyor arkadaşlar. Çok basit bir model. Sadece ikinci sırada ilmekleri alıp ipimizi dolarken biraz zorlanabilirsiniz. Onun dışında hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Ben son sıramı da tamamladım. Evet. Hem ters, hem düzden, hem tersten kurulumu gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra elimizle düzeltirsek daha güzel durur. Ben düzden kurmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bana daha kolay geliyor. Siz isterseniz bir deneyin. Tersten ya da düzden hangisi kolay gelirse o şekilde devam edersiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bakın şu şekilde göstereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.